Merhabalar ben köftes köfte ve yepyeni bir video serisiyle karşınızdayız. Bu video serisinde ne yapacağız? Basitçe son kullanıcı odaklı dağıtımları sizlerle beraber inceleyeceğim. Peki son kullanıcı odaklı dağıtımdan kastımız nedir? Ee, basitçe bu dağıtımlar tamamen normal bir kullanıcının internette gezmek, müzik dinlemek, video izlemek, film izlemek, şu ofis işlerini görmek vesaire vesaire için tasarlanmış, herhangi bir e, teknik bilgi gerektirmeyen, daha sonra ileri düzey kullanıma geçilmediği takdirde ki bunu her işletmese mi gerektiriyor, e, gerektirmeyen, mümkün olunca e, ilk görüşte kullanılabilecek halde dizayn edilmiş dağıtımlar demek oluyor. Evet bu şekilde baya bir dağıtım var ve bu serimizde bu dağıtımları ben inceleyip biraz son kullanıcı dağıtımına uzak bir insan olarak inceleyip aslında benim için de biraz değişiklik olacak. Sizlere bu dağıtımların artıları eksileri neler? Size neler katıyor? Ne güzellikleri var? Ne ne kötülükleri var? Vesaire şeklinde genel bir inceleme yapacağım. Evet ilk önce ee, ilk önce bir uyarıyla da değin başlayayım. Dağıtım demek masaüstü ortamı demek değil. Masaüstü ortamları evet. Pek çok dağıtım pek çok masaüstü ortamıyla gelebiliyor. Pek çok masaüstü ortamı pek çok dağıtımla beraber gelebiliyor. Bu tarz detayları aklınıza bulundurmanız lazım. Ee, ben temel olarak bir dağıtımı inceliyorsam eğer o dağıtımı Ön tanımlı masaüstü ile beraber inceleyeceğim ancak masaüstü detaylarına çok durmayacağım. Eğer çok çok büyük bir değişiklik şey yapmadılarsa Birkaç istisna var ki ilk video aslında o istisnalardan bir tanesi. Sebebine değineceğim. Masüstü ortamları konusunda da ayrı bir video yakın zamanda gel başlayacak. Bir ayrı bir video serisi. Onunla da çeşitli popüler masüstü ortamlarını inceleyeceğim. Evet ilk önce ilk dağıtımımız. Elementary OS Peki, nedir Elementary OS? Basitçe, direkt her şeyle son kullanıcı odaklı bir oluşmuş bir dağıtım. Ee, Linux camiasına kattığı birkaç güzel şey var onlara değineceğim. İlk önce Elementary OS'e genel olarak bir inceleyelim, ee, tanıyalım. Elementary OS Ubuntu tabanlı bir dağıtım. Ee, Ubuntu'nun L. LTS sürümleri yani long term support uzun vade uzun süreli destek sürümleriyle netleşen oluyor. alıyor. en son çıkan Elementor OS sürümü geçenlerde çıktı zaten. Çok kısa çok fazla bir zaman olmuyor. Ubuntu 18.04 tabanlı. Yani 18.04'ü temel olarak alıyor ve onun üstüne kendileri e, değişikliklerini yapıyorlar. Ama sadece bu değişikliklerle bitmiyor. çünkü ekledikleri güzel özellikler de var. E, bir diğer nokta. sitelerinize geldiğinizde ki gayet basit bir siteleri var. gayet her şeyi görebiliyorsunuz. Bu arada ufak bir not, e, performans, e, frame düşüşleridir, kasmalardır falan filanı görmediğiniz sebebi ben bunu bir sanal bilgisayarda çalıştırıyorum. Çok düşük e, şey Sanal bilgisayarın özellikleri 4 GB RAM, 2 işlemci çekirdeği ve e, 128 MB grafik e, RAM'i ayarlanmış şekilde VirtualBox'tan Şurada gördüğünüz gibi İstediğiniz kadar ödeyin kısmına dikkat çekerim. Çünkü burada satın al diyor. Ancak şu burada bu bir zorunluluk yok. Buraya sıfır derin takdirde indire dönüşüyor. Bu Elementary OS'in önemli bir özelliği. Elementary OS altındaki bütün satın alma işlemleri marketi dahil. Marketine değineceğim videonun ilerleyen kısımlarında. isteğe bağlı. Bütün yazılımsal alışverişleri isteğe bağlı bir biçimde yapabiliyorsunuz. Ve burada isterseniz e, sıfır dolar ödeyebiliyorsunuz ya da isterseniz 100 dolar, 1000 dolar bile ödeyebiliyorsunuz. Bu tamamen size bağlı. Tamamen bunu eğer burada ödemeyi isterseniz projeye destek olarak düşünebilirsiniz. Ancak tabii ki de ilk kullanacak bir insan hiçbir şekilde bir ödeme yapmayacaktır. Devam edelim. Inventory'si indiriyorsunuz. 4.1.48 GB'lık bir ISO'su var. Gayet normal bir ISO boyutu aslında ve kendisi şu daha önceden çekmiştim şu an ekrana koymaya başladım bile İnanılmaz basit bir kuruluma sahip ee, USB'nize yazdırıyorsunuz ve ardından sadece e, neredeyse next 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 dedi diyerek yani ileri 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 tıklayarak gibi aşırı basit bir kurulumu var. Ee, bu kurulum bu arada çoğu son kullanıcı odaklı dağıtımlarda göreceğiniz bir kurulum ve kurulum aracı şu an ha, aslında e, hali hazırda planladıkları şey başka bir kurulum aracına geçmeyi düşünüyorlardı. Şu an o kurulum aracı Pop OS tarafından kullanılıyor. Ona da onu da ilerleyen videolarda inceleyeceğim. O da hoş bir dağıtımdır. Ve kulla, kurulum süreci aslında çok basit. Ve bütün kurulum süreci ben e, kurarken sanal bilgisayarımda, bu arada sanal bilgisayarda seçtim. Onu da tekrar hatırlatayım. Sanal bilgisayarımda güncellemeleri ve ek paketleri yani bunlar medya kodekleri de şudur budur kurmasını da söyledim. 15 dakika sürdü. 15 dakikanın ardından kullanılabilir bir işletim sistemi karşımdaydı. Ve o 15 dakikanın ardından hani şu an demin ekranda gördüğünüz şeyi görüyordunuz. Ama ufak bir uyarı ben benim kurulumumda saçma bir olay oldu ve Muhtemelen sanal bilgisayarlarla alakalı ya da dil lokalizasyonuyla alakalı bir bug. İnternete biraz aradım, denk gelmedim. Tekrar kurmaya da üşendim bir ara belki tekrar kurarım. Belki bir e, şey. normal sözlüğe kuramam çünkü boşta bir hard diskim yok. Ee, özetle, ikonların bazılarında bir sıkıntı yaşıyorum. Şu ikonlar gözükmüyor neden siz bir biçimde? Aa, bunun yanı sıra şu anki kurulum aslında teknik olarak standart kuruluma 3 farklı şey eklendi. VirtualBox sürücüleri eklendi. Ee, elementary Tweaks kuruldu. Elementary Tweaks, Elementary birazdan değineceğim bir şey. Kendisi elementary biraz daha kişiselleştirebilmemizi sağlıyor. Hatta onu da yaptığım değişikliklerin hepsini geri alayım. Orada sen bir... Şurada da bir değişiklik yapmıştım. Şu an her şeyi standart haline getiriyorum. Ee, evet. Tamamdır. Her şey standart haline geldi. Evet. Elementary Twix, Elementary'i özelleştirebilmemiz için gerekli bir yazılım. Diğer yandan bir de Git kurdum. Git'i kurmamın sebebine birazdan uygulamalarını izler, incelerken geleceğiz. Şimdi Elementary'yi ilk bakışta önümüze alalım. Ee, gayet sade, temiz bir arayüzü var. Mekos'a benziyor ki aslında biraz da Mekos'tan gelecek kitleyi hedefleyen bir dağıtımdı. Ki Elemental OS Mac bilgisayarları çok rahat bir biçimde kurulabiliyor. Ee, genel arayüzü, arayüzüne gelecek olursak Gak Pantheon adında bir masaüstü ortamı kullanıyor. Pantheon bir nom klonu. Yani nomdan türetilmiş bir masaüstü ortama ancak nomdaki gereksiz pek çok şey kaldırılmış ki aslında büyük bir başarı düşünürsek. <laughs> pek çok kısmı değiştirilmiş. Mutter nomun pencere yöneticisi değiştirilerek biraz daha elementerinin yapısına uydurulmuş vesaire vesaire ve kendi dizayn dillerine sahipler daha doğrusu design şablonuna sahipler. Ki bu yüzden pek çok uygulama aslında ...tek bir elden çıkmış gibi gözüküyor, gördüğünüz gibi. Ki aslında bunlar tek elden çıktı. Ama siz de bu şablona uygun yazılımlarınızı geliştirip... ...bu hissi koruyabiliyorsunuz. Şimdi... ...bu videoda... E, ...normalde bu seride... ...dediğim gibi masaüstüyle dağıtımı ayrı ayrı... ...ayrı tutacağımı söylemiştim ancak... ...Pantheon ve Elementary OS konusunda bu pek olamıyor. Çünkü... Pantheon Element Royce için geliştirilmiş bir e, masaüstü ortamı. O yüzden biraz Pantheon'da incelememiz gerekiyor. Çok fazla incelemeyeceğim. Gene, genel bir e, sunumunu yapacağım. Çünkü Pantheon için ayrı bir video da yapacağım ileride. Orada da muhtemelen aslında bunu, burada söyleyeceklerimin pek çoğunu tekrarlayacağım gibi bir durum söz konusu. O yüzden burayı kısa tutacağım. İlk basitinde basit bir uygulama kısmı var elimizde bunu bu şekilde kategorize edilmiş halde de gösterebiliyoruz. Takvimimiz ses, ayı, a, bildirimler, bildirimler biraz hoş bir noktası ve kullanıcı paneli. Ve ek olarak şurada bir adet dokumuz var. Bu dok aslında çoğu işimizi görecek kısım. Mesela ben takvimi kullanmıyorum, başlangıçta tut demiyorum. Maili burada kullanmayacağım. Videoya değişmemeye gerek yok, fotoğraflara değişmemeye gerek yok. Sistem ayarları uygulama merkezini istiyorum, kodu istiyorum, üç birimi istiyorum, yani terminali. Bir de dosya yöneticisi istiyorum. Evet, şimdiden benim istediğim koduma geldi mesela. Burada bir diğer nokta, şimdi mesela dosya yöneticisini açalım. Bu arada dosya yöneticisi normal halde bu, bu halde geliyor. Ben Muhtemelen çoğu dosya yöneticisinde bu tarz bir şey kullanırım. Ee, şu projeksi ben oluşturdum. O standart gelen bir şey değil ki o da kendi sistemin kodlarını indirdim. Ee, burada bu bir... Ee, burada kullandıkları dosya yöneticisi bir Nautilus Fork'u ancak Nautilus'un kendisinden şimdiden daha çok sevdim. Birkaç gene istediğim özelliğe sahip değil ancak sırf şunun için. Eğer burada mesela Projects, Köfteistan, şu şekilde girersek eğer mesela, gayet temiz bir biçimde her şeyi gösteriyor. Ve ama üzüldüğüm bir nokta, Nautilus gibi aramaya başlıyor. Ama en azından arama konusu esnasında, yani klavye ile yazdığımız aramaya başlıyor da, en azından arama konusunda arayüzü değiştirmiyor. En azından öyle bir güzelliği var. Bunu akıl etmişler şeyin olmadığı. Diğer yandan da sistemi gözlemleme, ağları gözlemleme ki ağda bende bir şey yok. Ki burası takılacak biraz, evet. Tekrar gelelim. Gibi gibi. E, pencere yönetimi konusunda burada bir adet e, kapatma, bir adet tam ekranı alma var ancak küçültme yok. Buraya tıkladığımızda küçülüyor gene. Evet bu, şekilde gayet basit temiz bir e, yönetime sahip. Klasörlerin renklerini değiştirebiliyoruz. Mesela bunu kahverengi yapabiliyoruz. Arka plan rengini. Özelliklere gelelim. İzinlerini belirleyebiliyoruz. Basit bir biçimde. Aslında her şey tamamen temel ayarlamalar üstüne kurulu. Bu şekilde çok basit işlemlerimizi yapabiliyoruz. Basit bir yol olsa unutacağız. ancak hani basit ve hızlı olması için tasarlanmış. Direkt ama ana hedefi son kullanıcı zaten. Ön tanımlı gelen app, web tarayıcısı Epiphany. Kendisi Nomun, aslında Nomun e, standart web tarayıcısı. Ki tercihlerine gelelim. Burada birkaç Ha stili tabii birkaç kere değiştirdiğim için azıcık sıkıntı olmuş. O orada sıkıntı yok. Araba motorlarını yönet mesela. Ha, sen ön tanımlıya gel. <laughs> evet. Burada Epiphany'nin basit ayarlarını yapabiliyoruz. Firefox Sync'e bağlanabiliyor ve bu sayede Firefox kullanıyorsanız hali hazırda Firefox'la bütün geçmiştir, parolalardır vesaire vesaireniz senkronize olabiliyor. Bu güzel bir şey. Ama Epiphany'nin kendi içerisinde çok bir eklenti desteği yok. Ee, basitçe Epiphany temel gezinme ihtiyaçları için aslında güzel bir tarayıcı Webkit kullanıyor ve hızlı güzel hafif. Eğer çok webten çok fazla bir beklentiniz yoksa sadece e, YouTube'a gireceğim video izleyeceğim, Facebook'a gireceğim, birkaç bir şey yazacağım vesaire ise Ep Epiphany gerçi bütün işlerinizi görecektir ya da haber takip edeceğim. Ee, müzik çaları. Aşırı basit bir müzik çalar. Şu an kütüphanemde bir şey olmadığı için çok bir şey gösteremiyorum ancak kendi içinde equalizer'ı, çok basit ayarları, aşırı basit. Direkt olarak listeleme konusunda da gene dosyanın içerisinde olduğu mantıklı bir dos listelemesi var. Evet temiz, basit bir ee, müzik çalar. Video player'ı da aynı şekilde temel bir video player. Aslında bu konsepti bütün ee, işletim sisteminde görüyorsunuz. Her şey en temel halde. Hani son bir, bir son kullanıcının bütün ihtiyaçlarını görecek ancak bundan fazlasına gerek duydurtmayacak şeyler. Aynı şekilde bu da fotoğraflar. Tabii ki de burada bir fotoğraflarım yok. <laughs> Herhangi bir fotoğrafım yok. O yüzden gösteremiyoruz. Diğer ön tanımlı uygulamalar hesap makinemiz. Yine temel bir hesap makinesi. 42 artı 42 gibi. Gelişmiş modu var. Vesaire. Evet. Takvim. Yine basit bir takvim. Ee, kullanabileceğiniz bütün takvim uygulamalarıyla neredeyse aynı mantıkta. Ve izinler burada ilginç bir biçimde. Onlara geleceğiz. Bayağı detaylı izin ayarlayabiliyorsunuz. Kamera tabii ki de burada bir webcam ayarlı bulamadığı için çalışmayacak ancak webcam uygulaması aslında. Mail. Herhangi bir mail hesabım bağlı değil ancak Gmi kendisi. Ee, Genie ya da Nasıl okunuyorsa kendisi nom için geliştirilmiş bayağı sade temiz bir e, mail uygulaması ki kendim nom kullandığım dönemlerde kullanıyordum bir ara tek mail hesabım olduğu zamanlarda ki artık işimi görmüyor maalesef e, ki aslında şu anda da mail client kullanmıyorum <laughs> evet temel uygulamalarından terminal terminali aslında sistemin genel kalınlığına kıyasla biraz daha değişik. Güzel bir terminal. Gerçekten güzel bir terminal. Hani tavsiye edebileceğim bir terminal. Renk şablonu konusunda biraz kısıtlı ama genel özellikler konumunda bayağı yetenekli. Yapıştırma konusunda falan uyarıyor sizi eğer ile çalışan bir komut andırıyorsanız. Tab'leri var. Bu şekilde ayırabiliyorsunuz. Büyütme küçültmeyi buradan yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Maalesef tilingi yok. Yani, o kadar e, bir yeteneği söz konusu değil. Ancak çok aşırı e, gelişmiş bir e, terminal çok değişik bir terminal kullanımınız yoksa her işinizi görecek bir terminal ve kod editörü. Kod editörü evet bir uh, Atom'dur, Vim'dir, Visual Studio Code'dur, Sublime Text'dir vesaire. Beklemeyin ancak temel işler konusunda biraz denedim ve gayet iş görüyor. Yine uh, belirtmesidir, dosya türü tanımadır tabi maalesef uh, bunların uzantısını HTML gördüğü için otomatik HTML alıyor. Her seferinde Django şablonuna çevirmem gerekiyor. Bunun yanı sıra kendi içinde terminali olmasıdır. HTML dosyayı editliyorsanız eğer ki bu aslında sıkıntı biraz. Burada şablon olduğu için tam göstermiyor ama düz HTML editliyor olsaydınız onların ön izlemesidir. Vesaire vesaire. Hangi satırda olduğunuzdur. Satıra direkt gitmedir. Ki kendi içerisinde gömülü birkaç tane eklentisi var. Bayağı gene sade ancak iş görür. Yani temel çok aşırı karmaşık işleriniz yoksa Gayet rahat çalışabileceğiniz bir metin editörü Kendisi biraz denedim Gayet yazılıyor Bu iki win modu desteği de var ki bu aslında büyük bir artı Evet ve şimdi gel gelelim sistem ayarlarına Sistem ayarlarında Önemli bir nokta dikkatinizi çekecek bir nokta Bir noktada Çok fazla özelleştirme yok Özelleştirmeler masaüstü arka planı değiştirme şu güzelmiş aslında. Şuradan boyutunu değiştirme. Bir şey çakıştığında, büyüdüğünde ya da otomatik olarak kapanması ya da direkt gizlenmesinin engellenmesi gibi seçenekleri ayarlayabileceğiniz. Biraz daha açılması için basıncın gerektiği ki onda nasıl çalışıyor ben de anlamadım. Muhtemelen Şurada, ekran köşe, köşelerinde ne yapılacağı gibi ayarlar var. Ee, ek olarak, Ön Salonu Uygulamalar. Ve bildirimlerin gösterilme şekli. Bildirimlere gelelim. bildirimleri Bütün bir uygulamaların farklı bildirimlerini ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bunlar elementer uygulamaları olmak zorunda ki ben şunu aslında büyükte bırakmışım. Nefret ettim şu an. Evet, burada her bildirimin 3 farklı bildirim şekli var. Bir, baloncuk yani şurada bildirim, e, notification olarak gözükmesi, ses olarak, yani ses vermesi ve bildirim merkezi. Mesela baloncuk dediğimiz şey bu. Bildirim merkezi, şurada bildirimi çıkıyor. Ses ise ses. Bu şekilde ayarlanabiliyor ki bir de rahatsız etme modu var ki mesela buradan da toggle'lanabiliyor. Direkt olarak bütün bildirimleri kapatıyor. Dil ve bölge ayarları. Sisteminizin dil ayarlarını değiştirmenizi sağlıyor. Klavye ayarlarına falan da buradan geçilebiliyor. Evet. Basitçe dil. Burası da bu. Gizlilikte ee, uygulamalar nelerin geçmişini kaydedebilir. Kilit ekranında neler gözüksün, neler ayarlansın. Güvenlik duvarı. Ki bu güvenlik duvarı önemli bir şey. <laughs> Ama biraz biliyor olmanız lazım. Housekeeping. E eski dosyaların otomatik temizlenmesi. Yani bayağı şey. E sistem temizliği. Ve lokasyon servisleri. Konumunuzun belirlenmesi üstüne. Ki bunun da, bunun da izinleri var. Hani spesifik uygulamalar buna, sizin izin verdiğiniz uygulamalar buna erişebiliyor. Masaüstünü gördük demin. Bu uygulamaları da gördük. Ekranlara gelelim burada. Ekranımızın boyutunu ayarlayabiliyoruz, çözünürlüğünü, döndürmesini vesaire vesaire. Bunun yanı sıra High DPI bir ekran kullanıyorsunuz onun ayarları Burada gece lambası dediğimiz şey aslında Night Light özelliği. E, night Light'ın olayı şu, burada göremiyorsunuz ancak normalde e, yani, sana bilgisayarda olduğu için zaten direkt gözükmüyor. Yaptığı şey şu, spesif, e, belli saat aralıklarında gözünüz yorulmasın diye... Ekran ışığını mavi tonundan biraz daha kırmızımsı tonlara çekiyor ki gözünüz yorulmasın daha rahat etsin diye. Bu aslında pek çok masaüstü ortamında sabitleşmiş bir olay. Mouse ayarları standart mouse ayarları aslında. Güç ayarları gene standart ve çok basit. Klavye ayarları burada düzeni var. Şuraya değinelim. Eğer Meta Windows ya da süper hangi isimde anıyorsanız ona bastığınız bastığınızda normalde bu çıkıyor. Bu klavye kısayollarının gösterildiği bir ya yani, ön tanımlı klavye kısayollarının gösterildiği bir ekran. Eğer uygulamalar menüsünü açmak istiyorsanız meta boşluk yapıyorsunuz. Ama eğer buradan şunu yaparsak ön tanımlı olarak uygulama menüsünü açacak. Bu şekilde yani, Caps Lock tuşunu da yerinde değiştirebiliyorsunuz. Vesaire vesaire Klavye kısayollarını değiştirebiliyorsunuz ve burada da bazı Davranışları değiştirebiliyorsunuz Ses ayarları standart ses ayarları aslında neredeyse bütün dağıtımlarda bu şekilde görüyorsunuz Tabi ki de burada bir mikrofonum Olmadığı için sanal bilgisayarda Algılamıyor burada da yazıcılarınızı bağlayabiliyorsunuz Benim bir yazıcım yok A bağlantısı VPN bağlantısı ve burada kablosuzluk yani bir laptop taşısınız ya da kablosuz alanınız varsa onlar gözüküyor. Paylaşım ayarları aynı şekilde ağınızda dosya paylaşımı için buradan açmanız gerekiyor. Çevrim için hesaplar. Buraya çevrim içi hesaplarınıza bağlanabilirsiniz. Şu an sadece bunlar var. Evin denetimi. burada kilidi açalım. Tabii ki de başka bir kullanıcı olması lazım bunun için. Kullanıcı ekleyerek bunu yapabiliyoruz. Konuk kullanıcısına da değinebiliriz. Ee, basitçe kısıtlı özel yeteneklere sahip bir kullanıcı oluşturmanızı sağlıyor. Neticede son kullanıcı odaklı bir dağıtım olduğu için bazı kullanıcıların kısıtlanması gerekebiliyor. Hakkında, sistem hakkında. Elementor OS 5.0 Juno. 64 bit. Ubuntu 16, 18.04 üstüne kurulu. 15 4.15 kullanıyor ve GTK 3.22 kullanıyor. Burada güncellemeleri de biliyorsunuz. Varsayıl ayarlayırsınız direkt sıfırlayabiliyorsunuz vesaire vesaire. Evrensel erişilebilirlikte basitçe genel genel erişilebilirlik ayarları, çeşitli kolay kullanım ya da engellilere yönelik kullanımlar için tarih zamanda basit tarih zaman. neden buraya atamış? Çünkü burada biraz yanlış koymuş. Neyse İstanbul'umuza geri döndük. <laughs> kullanıcı hesaplarında da konuk kullanıcı gibi bir özelliği söz konusu. Tabii ki de bu bir sistem ayarı olduğu için. Evet. Konuk kullanıcıyı aktif ettirdiğimizde bu basitçe hiçbir ayarının tutulmayacağı bir kullanıcı. Ve sistem ayarlarımız da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok fazla bir özelleştirmesi yok dağıtımın. Ama dağıtımın zaten böyle bir hedefi de yok. Dağıtım Mac kullanıcılarının ve Windows kullanıcılarının kolayca gelip adapte olması için bir dağıtım. Bir e, özelliği daha bu. Gene Pentium'un bir özelliği. Mesela şurada iki tane uygulama açtık. Ben bunlar bunları aynı anda iki farklı... Aslında bu değil de kod gel. Ben şu ikisini ay aralarında sürekli alt teble geçmek istemiyorum ya da şuradan geçmek istemiyorum. Ben ikisinin kendi ayrı ortamları olmasını istiyorum ve buradan direkt şuraya sürüklediğim gibi valla şuraya tıklarsam iki farklı çalışma ortamı var. Ancak bu biraz zahmetli gibi geliyor. Çünkü bunun kısa klavye kısa yolu var. Eğer Meta ve ok tuşları yani sağ sol tuşlarıyla gidersem eğer Gördüğünüz gibi aralarında çok hızlı bir üçünde geçiş yapıyorum. Ee, meta alt ve ok tuşlarıyla bunları taşıyabiliyorum. Tabi bu Şimdi bu işin daha rahat gözüküyor. Meta yukarıyla bu arada pencere tam ekran yapıyoruz. Meta aşağıyla ile... Bu şekilde böyle bir ön izleme yap yapabiliyoruz ve daha fazla sanal masaüstü oluşturabiliyoruz. Mesela burada da terminal açayım. Vesaire vesaire. Ve tabii ki de buradan yine bunlara erişebiliyoruz. Evet. Arayüzünde bu şekilde, a arayüzünden bahsetmişken en güzel özelliklerinden bir tanesine değinmeden olmaz. Şimdi diyelim mesela şurada bir video açık. Şurayı video kabul edelim. Meta F. Ve ben şurayı seçtim. Şurada bir anda bir şey belirdi değil mi? Ve ben koda geçiyorum. Şuraya koyayım mesela. Evet eğer burada bir video olsaydı bu video sürekli oynuyor modda olacaktı ve ben bunu istediğim gibi kullanabileceğim. Bunu herhangi bir şeyde yapabiliyorsunuz. Ama ufak bir uyarı. Pencerenin boyutunu değiştirdiğinizde adjust muhabbeti biraz sıkıntı yaratabilir. Onu aklınızda bulundurun. Böyle. böyle orantılamasında sıkıntı çıkabilir. Yani her seferinde bu şekilde yeniden oluşturmanız gerekecek. Ya tabii ki de önceki picture in picture'ı kapatmanız gerekiyor. Vesaire. Ama bu sayede hani çalışma ortamınızda bir şenlenme sağlayabilirsiniz. Picture in picture e, 5.0 geldi. Yani Juno ile geldi. Bu arada önceki sürümün sürüm numarası 4. Şey, 0.4 idi. Şimdi 5.0'a geçtiler. Bunu biraz daha profesyonel gözükmek için yaptıklarını söyler ve bunu kapayım kod görmesin insanlar korkar şimdi. <laughs> ve şimdi Elemental en güzel özelliklerinden birine gelelim. Markete. Ben uygulama marketlerini normalde çok sevmem. Ama Elemental gayet güzel bir market anlayışı var. Mesela şurada ücretli bir uygulama görüyoruz. Değil mi? Agenda diye. Oo çöktü. Ne güzel. <laughs> Aksesuarlar gel. Heh. Ben buna sıfır diyorum. E kurmaya başladı. Evet. Tabii ki de benden kimlik doğrulaması isteyecek. Ancak bunu bu uygulamaların her yeni özellik güncellemesinde e, size şey, nasıl diyeyim, hatırlatacak. Daha doğrusu, sürüm güncellemelerinde, şey, özellik güncellemelerinde. Ancak güvenlik güncellemelerinde ot bunları otomatik olarak yapacak. Sadece özellik güncellemelerinde size hani bunu kullanıyorsun, beğeniyorsundur muhtemelen. Katkı vermek ister misin şeklinde? Ancak burada gene bir zorlama yok. Her şey isteğe bağlı. Ve yeni uygulamamız kuruldu. Deneme diyelim ve bize yeni bir görev atamış olsun. Basit bir ajan uygulaması. Bunun yanı sıra bazıların bazı uygulamalarda sağ ilginç seçenekler var. Ee, bakalım video oynatıcısında sağ tıkında bir şey yok. Belki açıkken vardır bakalım. eğer yok. Sadece kapat çıkıyor. Neyse. Böyle bir olayı var. Bu ilginç bir ödeme yöntemi aslında. Direkt olarak bu marketteki her şeyi ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Eğer ücretli girilmişse de. Fakat ücretli uygulamalarda bu geliştiriciye katkı sağlayın diye sizi teşvik ediyorlar. Aslında güzel bir ödeme yöntemi düşünülecek olursak. Tamamen isteğe bağlı ancak biraz insanın gözüne soktuğu için insan ister istemez teşvik oluyor. Yani diyor ben bu uygulamayı kullanıyorum. Sevdim. Keyif Hani işimi görüyor, işimi yapıyor. Bu yazılımcı hak etti ya. Deyip siz katkı verme isteğinde bulunuyorsunuz. Bu arada bu katkı hem Elementor iOS'e gidiyor hem de geliştiriciye gidiyor. Özetle herkes memnun. Siz de hani bu arada bir uygulamaya bir mesela şuradan sonradan bu miktarı değiştirebiliyorsunuz. Muhtemelen şu an Türkiye'de olduğum için ben de bu çöküyor. Ya da sağ bilgisayarda olduğum için çöküyor. diye tahmin ediyorum. Evet. Elementary OS. Artıları neler? aşırı basit. Kullanmayı öğrenmesi aşırı kolay. Çok fazla detaylı bir şey yok ve özellikle Mac tarafından gelen insanlar için ki e, bunun içinde sistemin Mac kurulumu da kolaylaştırılmış. Bayağı Mac'e de aşırı kolay bir şekilde kurulabiliyor. E, Mac kullanıcıları için de aşırı kolay alış, adapte olunabilir bir dağıtım. Aşırı tek parça gibi çalışan bir arayüzü var. Bu konuda güzel başarmışlar. Tabi ben gece modunu bir aç, açıp kapadığım için orada bir sıkıntı oldu. Ben de birkaç bazı yerler siyah, bazı yerler beyaz. Ama restart attığım takdirde düzeliyor. Diğer bir nokta, diğer bir artı noktası muhtemelen açık kaynak, kod, yani özgür yazılım marketleri arasında en mantıklı yöntemlerden ödeme yöntemlerinden birine sahip ki arayüzü de aslında bayağı hoş. Arayüzü hoş demişken dağıtımın genel arayüzü de bayağı hoş. Ve yani kullanırken kullanırken sizi rahat hissettiriyor bir noktada. Eğer son kullanıcıysanız, hızınızı, yani işinizi hızlıca görmek istiyorsanız. eksi yanlarına gelecek olursanız. Eğer sisteminizi özelleştirmek istiyorsanız maalesef size çok bir şey sağlamıyor. Bu dağıtımın en büyük eksi yanı. Bunun yanı sıra bir eksi yanı daha, ön tanımlı olarak PPA'lar yani Ubuntu'nun e, ek depoları mevcut değil. Bunları aktif edebiliyorsunuz ama. Fakat bunu aktif etmek için bir komut girmeniz lazım. Aa, bir diğer artı noktayı da söylemeyi unuttum. Ah. Beraberinde gelen uygulamalar, temel işlerin hepsini çok rahatlıkla görebilecek uygulamalar hatta ve hatta programlama üzerine de. Ve dağıtım non türevli bir, bir masaüstü kullanmasına rağmen gayet hafif. Düşük bir sistemde de gayet rahat bir biçimde çalışabiliyor ki benim eski laptopum Logan'da da gayet kusursuz bir biçimde çalışıyordu ki eski bir laptop yaklaşık 8 yıllık falan olması lazım. Görece olarak eski gerçi. Ve hem donanımı biraz hasarlı ekran kartı çok performanslı çalışamıyor onun hem de biraz yavaş bir hard diski var. Ona rağmen her şeyle gayet güzel çalışıyor. Dağıtımın durumu bu. Özelleştirme arıyorsanız kesinlikle uzak durun. Hiçbir şekilde sizi karşılayacak bir dağıtım değil. İşiniz sadece internette gezmek, basit işlerinizi halletmek vesaire vesaire ise bu arada mesela ofis kurmamız lazım. Değil mi? Ofis. Bu ofis yazılımlarımız var. Abi Word zaten basit. Aslında güzel bir e, Word uygulaması. Ama ben mesela LibreOffice istiyorum. Evet. LibreOffice komple buradan kurabilirim mesela. E, basit ofis işleridir. Basit kodlamalardır. Müzik dinlemedir. Film izlemedir. Basit dosyalarla uğraşmadır. İnternette gezmedir. Bunlarla uğraşacaksınız eğer Elementary OS bunu size çok rahat bir biçimde sağlayan, çok kolay öğrenmesi, yani öğrenmesiyle beraber çok kolay bir şekilde sağlayan ve bunu sunarken size şık bir görüntüsü sunabilen güzel bir dağıtım. Öneririm. Evet, ee, benim ilk videomuz bu şekilde bitti. Bu formatta önereceğiniz ya da eksik söylediğimi düşündüğünüz ve tabii ki de video ortasında mesajlarım eksik olmaz. Eksik söylediğimi düşündüğünüz daha üzerine durmam gereken ya da daha az üzerinde durmam gereken konular olduğunu düşündüğünüz ya da şunu şu, şu, şu şu, şu şekilde anlatabilirsin dediğiniz noktalar varsa eğer lütfen bunu yorumlarda belirtin. Bu seride başka dağıtımlarla da devam edeceğim. Son kullanıcı odaklı dağıtım önerileriniz varsa da onları lütfen yorumlarda belirtin. Aklımda şu an birkaç tane dağıtım var PopOS bunlar arasında. Ubuntu ve birkaç tane Ubuntu türevi bunlar arasında. Linux Mint bunlar arasında. Manjaro'yu belki koyabilirim. Ve OpenSUSE Lip bunlar arasında. Evet. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.